Sparta Değişim ve Gelişim Platformu Derneği Başkanı Nazmi Esen, Yönetim Kurulu üyeleri ve iş insanları Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Senden ne abi? Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in geçen 5 yıllık hizmet sürecinde güzel projeler ürettiğini dile getiren İTGEP Başkanı Esen, bu 5 senede de yapacağınız projelerde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarız dedi. 31 Mart mahalli liderler seçiminde tekrar seçilmiş olmanızdan ötürü sizi tebrik ediyoruz. Biz İTGEP ailesi olarak görev yaptığınız 5 senelik süreçte sizinle çok defa bir araya geldik. Ortak iç işarelerimiz oldu. Isparta'mız için de 5 sene boyunca güzel projeler ürettiğinizi, güzel hizmetler ettiğinizi gördük. Nasip oldu bir 5 sene daha hemşerilerimiz bu görevi size tekrar verdi. Bu dönemde sizinle birlikte çalışması fırsatı duyan değerli meclis üyesi seçilen arkadaşlarımıza, abilerimize, ablalarımıza da başarılar diliyoruz. Biz gene İTGEP ailesi olarak bugün kalabalık bir şekilde sizi ziyarete geldik. Sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu 5 senede de yapacağınız projelerde sizlerle birlikte olmaktan, bizleri dahil edeceğiniz konularda yanınızda olmaktan mutluluk duyarız. Ben şahsım ve derneğim adına sizlere başarılar diliyorum. Rabbim muvaffak etsin. Başarılarınızın devamı olsun. Akdeniz bölgesinde de bir özelliğimiz olduğunu düşünüyorum. Artık bu 5 senenin de daha farklı geçeceğine de hem ümit ediyorum hem inanıyorum. Arkadaşlarımız da böyle düşünüyor. Çünkü dün de gene bir ziyarette Ankara'daydım. Adınızı her yerde duydum. Bunun bütün Isparta'mıza çok olumlu yansıyacağına inanıyorum. Tekrar başarılar dilerim. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de genç ve dinamik iş insanlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Amacımız Isparta ekonomimizin yükseğe taşınması, Isparta'mızı bir basamak daha ileriye götürebilmektir" görüşlerinde bulundu. İTGEP İş Adamları Derneği Başkanı olarak ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizi ziyaretinizden dolayı ben de son derece memnun olduğumu söylemek istiyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz arkadaşlar. Ben samimi olarak şunu söylemek istiyorum. Sizin böyle genç, dinamik, yakışıklı arkadaşları görünce ben de o kadar çok heyecanlanıyorum, o kadar böyle umudum artıyor ki bunu samimi niyetle bildirmek istiyorum. Yani tabii ki sizin gibi genç arkadaşlarımızın bizimle böyle beraber olması, bizim yanımıza gelmeniz ve sizlerle alakalı konuları istişare edebilmemiz, bunlar bizim için çok değerli. Biz de sizi ziyaret ettiğimiz zaman da o zaman da çok böyle coşkulu bir şekilde karşılıyorsunuz. Ziyaretimize de böyle kalabalık geldiniz. Bu hem aldığınız görevdeki çok aşırı sevginizi gösteriyor, hem de gittiğiniz yere karşı ilgi alakanızı gösteriyor. Gittiğiniz yerde de bizler, bizim misafirimiz olarak böyle geldiğinizden dolayı da memnun oluyoruz. Yani bunu da söylemek istiyorum. İnşallah bugüne kadar sizlerle birçok işbirliğinde bulunduk. En azından istişarelerde bulunduk. Beraber bazı konuları konuşabildik. Ve hem dostluk anlamında hem de ticari anlamda birbirimize faydalı olmaya çalıştık. İlk 5 yıllık dönemimizden önce de Ticaret Odası Başkanlığı dönemimizde de sizlerle birçok ilişkilerimiz, irtibatlarımız oldu. Yani sadece bir belediye başkanlığı seçimiyle başlayan, devam eden bir dostluk ve beraberlik değildi bu. Allah nasip etti, sizlerin de desteğiyle ikinci kez bir 5 yıllık vizeyi bize verdiniz. Bundan dolayı da ben sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin gayreti ve desteğinin ne kadar önemli olduğunun da bilincindeyim. Bu güzel başarı bizim Isparta'mıza çok daha fazla bugüne kadar olandan hizmet alacağı inancındayım. Sizin de söylediğiniz gibi Ankara'da bu başarılı sonuçtan dolayı farklı bir ilgi alaka görüyoruz. Isparta'yı duymayan, tanımayan kalmamış. Gittiğimiz her kamu kurumunda Isparta dediğimiz anda o çok güzel bir sonuç aldınız diyerekten ilk tepki alıyorum tanımadığım yerlerde. Ankara'dan döndüm. Görüştüğüm bakanlıklar ve genel müdürlüklerde de aynı şeyler konuşuldu. Yani hepsi de bize düşen ne varsa biz hazırız diyerek karşıladılar. Ve bu da beni mutlu etti. Türkiye genelinden farklı bir şekilde sonucu başarılı bir şekilde elde etmemiz üst seviyede
destek getireceği inancındayım. Bu anlamda oyları vererek bizlere görev veren sizlere de bu konuda çok teşekkür ediyorum. Amacımız Isparta. Amacımız ekonomimizin yükseğe taşınması. Amacımız Isparta'mızı bir basamak daha ileriye nasıl götürebiliriz? İnşallah bugüne kadar nasıl birlik beraberlik içerisinde geldiysek bundan sonra da aynı şekilde devam ederek hizmetlerimizi en başarılı şekli hale getireceğiz inşallah. Ben tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin. Daha çok artı beraberlikler sağlayarak hizmetimizi hayırlı bir şekilde getirsin diyorum. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ziyaret hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.